Bugün maalesef Doğu Türkistan'la ilgili gönlümüzde bir yara, kalbimizde bir sızı, dimağımızda, zihnimizde sürekli bir acı. Her Doğu Türkistan'ı andığımızda sizlere verebilecek bir müjdemiz yok. Fakat sizinle ancak acımızı, derdimizi ve ızdırabımızı paylaşabiliyoruz. Burada kısıtlı imkanlarla, dar imkanlarla paylaşabiliyoruz. Gönül isterdi ki bugün 80 vilayetimizde yüz binler, milyonlar, 35 milyon Doğu Türkistanlı'nın, 1,5 milyarlık Çin komünist yönetiminin, işgalci yönetiminin soykırım politikalarına karşı onlara milli ve manevi sorumluluğunu yerine getirebilseydi. Tabii bugün Çin'in pandemi ya da Çin virüsü belası maalesef bizi bu imkandan mahrum etmekte. Sosyal mesafeye ve yine sağlık hijyen kurallarına dikkat ederek çok da fazla davette bulunmadan dar çerçevede bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün Doğu Türkistan, Türklerin ilk var olduğu coğrafya, Türk milletinin isminin taşlara yazıldığı coğrafya, Türk milletinin şerefli dinimiz İslam'la müşerref olduğu coğrafya, Doğu Türkistan, Türk İslam medeniyetinin doğduğu coğrafya. Bugün dünyaya medeniyet bahşeden, ilimde, irfanda, sanatta, kültürde, bilimde, her alanda dünyaya barış, huzur ve mutluluk ve refah sunan Doğu Türkistan coğrafyası bugün maalesef 21. yüzyılda 35 milyon Müslüman Türk, 5 milyonu kampta ve cezaevinde, 30 milyonu açık hava hapishanesinde, o kamp ve cezaevinde kardeşlerimiz sırf Türk ve Müslüman oldukları için cezaevinde ve kampta şehit edilirken, onların organları Çinlilere satılırken, onların evlerine Çinli erkekler gece yatılı olarak kardeş aile projesiyle evlerine konaklamak şartıyla yerleştirilirken, namuslarımız kirletilirken, biz nasıl Türk'üz, nasıl Müslümanız, nasıl insanız, bunu sorgulamamız gerekir. Geçtiğimiz hafta Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet ettiği Mescid-i Aksa'ya İsrailliler saldırarak onlarca Müslümanı orada şehit ettiğinde Türk milleti topyekün, sokak sokak, cadde cadde, şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba konvoylar oluşturduk ve Filistin'deki Müslüman mazlum kardeşlerimizin derdine derman olduysak, Doğu Türkistan'da bizim elbette iki kere sorumlu olduğumuz hem dindaşımız, hem soydaşımız, hem kardeşimiz. Elbette Filistin'e sahip çıkacağız. Elbette Bosna'ya, elbette Kosova'ya, elbette bütün mazlum coğrafyalara, Karabağ'dan tutun Kırım'a, Kerkük'e, Kıbrıs'a kadar biz sahip çıkacağız. Bizim şanımıza yakışan, bizim asaletimize yakışan ve bize miras kalan da budur. Ama biz bugün Mısır'da, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Suriye'de, bütün İslam beldelerinde zalime karşı mazlumun yanında yer alırken, 5 milyon Suriyeli Müslüman muhacire ev sahipliği yaparken, bugün onlara biz İslam kardeşliği çerçevesiyle bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Allah Türk milletinden razı olsun. Ama bugün Doğu Türkistan hem bizim Müslüman kardeşimiz, hem de akrabamız. Bizim inancımız diyor ki sile-i rahim, önce akraba. Akrabamızı biz 35 milyon Müslüman Türk'ü 1,5 milyarlık Çin'in insafına terk ederek, biz İslam dünyasındaki bu tavrımızı maalesef gerçekçi ve kabul edilebilir olmaktan maalesef uzak bir konuma düşüyoruz. Bugün bize yakışan, Filistin'e nasıl sahip çıkıyorsak, Suriyeli kardeşlerimize nasıl sahip çıkıyorsak, Karabağ'ı nasıl bağımsız ettiysek, Doğu Türkistan'la ilgili de devletimize ve milletimize yakışan Çin'e karşı soykırımcı Çin, Doğu Türkistan'dan defol diyebilecek bir duruşu sergilememiz gerekir. Yoksa biz kendi kardeşimizi Çin'in zulmüne terk ederek dünyadaki bütün güzel çalışmalarımız,
bütün güzelliklerimiz hepsi gölgelenir. Hepsi itibarsız hale gelir. Bugün Türk İslam dünyası başta bütün mazlumlar Türkiye'yi kendisine örnek almış, Türkiye'yi lider ülke olarak tanımış ve kendisine bir umut kaynağı olarak seçmiştir. Bu umudu yok etmemenin yegane yolu Doğu Türkistan gibi bugün adeta tarihten silinmeyle karşı karşıya bulunan 35 milyon kardeşimizin sesi soluğu olmak bizim milli ve manevi sorumluluğumuzdur. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle herkese esenlikleri diliyor ve saygılarımı sunuyorum. Bugün bize katılarak davamıza umut veren sizlere duyarlılığınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bir önceki etkinliğimizde olduğu gibi yine sözlerime başlamadan önce şerefli ve fedakar Türk polisine anlayışı için teşekkür ediyor ve onları zor durumda bıraktıysak bizlere haklarını helal etmesini istiyoruz. Biz bugün buraya neden toplandık? Katliamlara, haklaksız saldırılara, tecavüzlere, iğrenç işkencelere, insanlık dışı uygulamalara yüzyıllardır maruz kalan atayurdumuz Doğu Türkistan için ve esir Türk yurtlarında yaşanan soykırımları sesimiz çıktığı kadar haykırmak için toplandık. Biz şimdi burada bu açıklamayı yaparken Doğu Türkistan'da neler oluyor? Gelin hep beraber dinleyelim. Bir baba şu an komünist Çin polisi tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alınıyor. Bu adam esir kampına götürülürken eve kardeş aile projesi adıyla başlatılan proje gereği Çinli bir soysuz bu adamın çocuklarına ve eşine işkence, tecavüz ve Türk kimliğinden uzaklaştırmak üzere yerleştiriliyor. Şu an biz burada bu açıklamayı yaparken Doğu Türkistan'da hamile bir kadının karnı deşiliyor, doğacak olan çocuğun Türk olması Çinli bir köpeği rahatsız ediyor ve korkutuyor. Annesinin karnından çıkarılan cenin lüks restoranlara yemek olarak satılıyor. Şu an biz burada bu açıklamayı yaparken bir çocuk daha babasız kalıyor, bir çocuk annesiz kalıyor, bir çocuk esir kamplarında maruz kaldığı işkencelere dayanamayarak ölüyor ve çöp konteynerlarına atılıyor. Şu an biz burada bu açıklamayı yaparken binlerce yıldır varlığını koruyan ve ibadete açık olan bir cami ya iş makineleri tarafından yıkılıyor ya da içkili eğlence mekanlarına veya fuhuş falanına dönüştürülüyor. Bu eğlence mekanlarında katil cinlileri eğlendirmek üzere anası, babası, eşi, çocuğu işkence kamplarına kapatılmış Uygur kızları kullanılıyor. Ben şu anda bu açıklamayı yaparken Doğu Türkistan'da neler yaşandığını anlatmaya devam etsem midem kaldırmaz. Bu bilinen gerçeklere rağmen tamam dünya susuyor, herkes gözünü kapatıyor ama peki sözde Müslümanlar bu olaylara neden sessiz kalıyor? Oradakiler Arap olmadıkları için mi? Evet, Arap değiller çünkü hepsi Müslüman.